Şimdi bugün bir uygulama yapacağız. Herkes kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ayağım, çıkacağız dışarı. Birazdan. 10 kişi isek 3, 3, 4 gibi 3 grup yapabiliriz belki. Tamam. Gruplaşma hemen başladı orada, görüyorum. Grup öyle bölebiliriz aslında. Şöyle 3 olsun. Yaşam. 3, 3 nasıl oldu? Ha, tamam. 3'erliden. Ha, Alp var. Alp de size katılsın. Olur mu? Şöyle yapacağız. Gideceğiz. Kendimize ve herkese enteresan gelebilecek sesler bulacağız dışarıdan. Enstrüman kullanabilirsiniz. Kozalakları, bedeninizi, sesinizi. Yani diğer canlıları kullanmayalım. Her şey olabilir. Bir kombinasyon tabii olacak. Herkesin bir ses çıkarma görevi olacak. Burada. Yani siz bir araya geldiğinizde o sesin ilginç olması. Yani sen atıyorum kozalaktan, siz gitardan, sen sesinle, siz de tablodan çıkardığınız sesi. O bir araya geldiğinde ilginç bir doku oluşturacak. Bir gruptan bir ses çıkacak. Aynen. Bir sonorite çıkacak. Bir arada onu icra edeceksiniz aslında o sesi. Aklınıza gelebilen her türlü ses olabilir. Sadece ilginç olmasını istiyoruz. Sonra geleceğiz. Sizden dinleyeceğiz her gruptan o sesi. Diğer gruplarda ilginç olup olmadığını tartışacak. Eğer ilginç bulmazlarsa gidip tekrar bir ses bulup gelecek o grup. Oyun gittikçe zorlaşacak. Biraz uzun sürecektir diye tahmin ediyorum. Yani ne kadar sürer bilmiyorum. Bize bağlı. Giderek zorlaşacak. Bu ilk aşaması öyle söyleyeyim. Sonra beste mi yapacağız? Sonra hep beraber çalacağız bir şeyler. Ya o zaman buyurun. Hadi. Burada da olabilirsiniz. İstediğiniz yani. Hani ne kadar zaman sonra şey yapıyoruz, buluşuyoruz tekrar? Ona bir şey verelim. 10, ha evet, o süreyi belirlemek lazım. 15 dakika iyi midir? 15 dakikada bulup geleceğiz. Okey. Ki hani bir sınırımız var. Çok iyi. Gel. Herkes tamam. Tek yani senin şu anda içinden gelen bas sesi çıkarmak. Evet. Bence gayet tamam, pek çok ödüyor. Sen hemen ödüyor. Şey yani ilhamı kullanmak. Ama ben bir şey burada şey de olabilir aslında, böyle sırada gitmek değil de mesela hissettiğimiz anda evet, yine tekrarlamak evet. Da olabilir. Evet. O zaman daha güçlü bir şey çünkü. Madalyayı alamadık. O belli oldu. Madalyayı alamadık. O belli oldu. Hey.
ters... Tam yani, kontrastı olan ne bulabilirsiniz? Ne bulabilirsiniz diye önce bir tartışmanız gerekiyor. Yani şöyle, diyelim ki hiç çok yüksek bir ses çalıyorsunuz. Yüksekse daha sessiz bir şey. O zaman? Atıyorum. Yani kontrast ne olabilir aynı aslında? Aynı enstrümanlar mı peki? Hayır. Karşıtı mı? Farklı bir şey olabilir. Şeyler... Süreç bu çünkü. Tamam peki. Tamam mıyız o zaman? Şimdi bir süreç yaşıyoruz ya bunu bulmak için. Bu süreci orada devam ettirsek diyorum. Yani. Tamam çünkü daha önceki mesela bravo. Daha önceki çünkü planlıydı. Bir şey karar verdik. Tamam mıyız dedik? Tamam dedik. Aynen. Şimdi planı bitirmiyoruz. Thank you.
Olay yine aynı şekilde tekrar şu ana kadar bulduğunuz seslerde olmayan özelliklerle bir ses daha bulmanız kolay gelsin. Aynı enstrümanlar olabilir. Her şey olabilir. Tamam. Yine her şey olabilir. Aynen. Thank you.
son bir tane daha var bundan. Normalde 5'e kadar varılıyor ama bir tane daha yapalım yetecek gibi bize. Yani şey tabii buradaki alanı kullanamayacak durumda olabiliriz hepsini birden performansa dönüştürdüğümüzde. O yüzden ya yani küçük bir alanda veya uyarlayabilirsiniz. O yüzden dördüncü aşama için sizleri tekrar dışarıya davet. İçeride de olur. Aynen yani olabildiğince daha önce hiç olmayan şeyleri kullanacaksınız. Çalarken ayağa kalkmıyor. Onu düşünme bence. Sadece büyük alana... Ya şimdi daha önce olmadığı yapıp yapmadığımız yani insan sesini kullandık. Hem rastgele kullandık, nefes sesini kullandık, rastgele kullandık, melodik olarak kullandık. Sessiz olmadık. Şey yaptık, bir dem çektik. Ben gerçekten seni dostak geçeceğiz. Ben güzelsizdir, sen seversin. Bir tanesi bir şey bence kaon şey olsun, az solist olsun. Biz etrafında dolaşan serbestçiler olalım. Size uyumadan, uyumamaya çalışalım. Evet, biz başlayalım. Herkes kendi sesini ve kendi işini tutuyorsun ortaya. Kimse kimseye bakmasın bence. Şimdi kahve olacak, çay olacaklar. Neyse, içerken... Ben sormuyorum zaten. Yani. Kahve içerken böyle şey yapıp konuşuyoruz. Aşe de yapmıyoruz sonra. Ha, dedikten sonra... Koyuyorum herkesi. Sadece bizim ekip uyuyacak. Gözlerinizi açın. Gün başladı. Thank you.
Nasıl yani? Hakkınızda kaldıysa, yani kaldıysa değil, kalması gerekiyordu. Tüm seslerinizi hep beraber icra edeceğiz. Her grubun bir tane şefe ihtiyacı var, konduktör olarak. Onun yüzü bana, yani merkeze doğru dönük olacak. Diğerlerinin sırtı bana dönük olacak. Dolayısıyla kim mesela sizde? Sizin üzerinizden örnekleyeyim, kolay olsun. Yapalım. Tamam. Sen buna doğru dönük bir yerde, bir pozisyonda kal. Biraz daha uzakta belki. Siz de ona dönük olacaksınız. Tamam, anladım. Dolayısıyla sen benden komut alabiliyor olacaksın. Onlar beni görmüyor olacak. Okay. Evet. Sizde kim olacak? Four of them. Ama bütün yaptığın sesi kullanıyor. Ben ortadaki şef olacağım. Her grubun şefine kaçıncı parçayı çaldığını soracak. Herkes dışa doğru baktı. Kompozisyon, yani şey olsun, oraya doğru baktı. Hareketler çok önemli değil mi? Sesler önemli değil mi? Sesler önemli. Evet. Dili şu. Kullanacağımız dili bir anlatayım size. Şöyle. Sayıyla gösterdiğin zaman. Sayıyla kaçıncı sesi kullanacağınızı göstereceğim. Yumruk yaptığın zaman sus demek. Yani susturma hareketi yumruk. Hep bir şey hatırlıyorum, değil mi? Hangisinin hangisi olduğunu. Bir... Susturma. Bir kırık.
Canım herkes aynı anda mı? Nefesli olan. Ya ben yönetiyorum. Sen ona bir derken bizi üç diye yolladın. Tabii tabii. Sizin herkesin bağımsız. Okuma. Ama aynı. Aynı şey. Tabii susmalar. Şıkış susup bekliyor olabilirsiniz. Dört tane oldu. Günlük hayat. Peki. Şu, aynı dili kullanabilirsiniz. Tamam. Şimdi, iki, nefes. Üç, dört gün. Yani ben akıyorum. Biz hazır yazıcık. Bu benim için başlıyor. Sessizlik de. Yani şey yok. Hazırsak başlayalım. Sessizlikten başlayalım.
Bir kere daha gitmek istiyorsun.